Herkese merhaba, Tonguç Akademi 8. sınıf kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 8. sınıf hakkında tavsiyeler vereceğim. Şimdi videoya geçiyoruz. Zamanları bölüm bölüm ayırdım. 5 kategoriden oluşacak tavsiyelerim ve 1. kategoriden başlıyorum. Bu da yazın konulara başlama mevzusu. Yani herkes zaten yazın konulara başlamayı düşünüyordur ve başlamıştır da bence şu anda. Başlamadıysanız da geç değil çünkü daha önünüzde çok uzun bir zaman var. Ama şimdi minik minik tavsiyeler vermek istiyorum bu konu hakkında. Bence inkılap, din, İngilizce o tarz konulara başlamayın. Ben senenin başında, yani daha doğrusu yazın, onlara başlamıştım kolaylar aradan çıksın diye. Ama onları okul başlayınca unutuyorsunuz çok sıkı bir çalışma yapmazsanız. O yüzden benim tavsiyem paragraf çözüm ve matematik çalışın olacaktır. Böyle matematiğin ilk bir ya da ilk iki konusunu bitirirseniz hafiflersiniz. Ve okul başladığında da soruları çözebileceğiniz için motivasyon anlamında da size katkısı olur. Paragraf da şu şekilde. Hani spesifik olarak bir kitap önerisi yapacak olursam, ben yılın en başında paragraf 10'u kullanmıştım. Bence o daha başlangıç seviyesinde bir paragraf. Onu çözebilirsiniz. Kendinize ait bir soru sayısı da belirleyebilirsiniz. Matematik konusunda söyleyebileceğim bir şey de şu ki, konu eksiğiniz yoksa 8. sınıf matematiğine başlayın. Çünkü konu eksiklerinizi kapatmanız cebirsel ifadeler konusunda falan size katkı sağlayacak. O yüzden sakın hani altyapısız bir şekilde matematiğe başlamayın. Konu eksikleriniz yoksa ya da bitirdiyseniz şimdiye kadar matematiğe başlayabilirsiniz bence. En az çalışma süresi olarak 20'ye 20 metodu diye bir şey uydurdum. 20'ye 20 metodu da şu şekilde benim uydurmama göre. 20 soru paragraf, 20 sayfada kitap her gün. Bunları yaparsanız zaten yaz tatilinin 90 gün olacağını varsayarsak ve şu an Temmuz'un ortasıysa 45 günde 20 sorudan 900 soru paragraf, 900 sayfada kitap okumuş olabilirsiniz. En az bile bunlar, bak en az. Ve gördüğünüz gibi 1,5 aya vurduğunuzda çok büyük sonuçlar ediyor. Ve paragrafı da sadece Türkçe olarak düşünmeyin. Paragraf çözmek her yerde işinize yarıyor. Çünkü hani bir süre sonra algınız değiştiği için çözdükçe matematikte de işinize yarar, fende de işinize yarar, inkılapta da çok işinize yarar. Türkçe'de zaten hani Allah'ın emri işine yarar. Okulun ilk zamanlarına gelecek olursak şöyle ki, en başta matematiği yapamayabilirsiniz. Ben yapamamıştım. Ve hatta bunun için ağlıyordum, yani o derece yapamıyordum. Çünkü yani bir test 8 soruysa ben hani 3'ünü 4'ünü hani Allah'a emanet yapıyordum. Gerisi boştu ya da yanlıştı mesela. O yüzden bunlar moralinizi bozmasın bence. Çünkü çözdükçe, yani matematik çözdükçe paragrafta olduğu gibi algınız değişiyor. Soruları daha iyi analiz ediyorsunuz. Daha farklı açılardan bakıyorsunuz. O yüzden senenin başında moralinizi bozmayın, yoksa devamını da etkileyebilir. O yüzden motivasyonu yüksek tutun lütfen. Sözeli baştan sıkı tutmanızı öneririm. Hani zamanla rayına oturur diye düşünmeyin. Çünkü hani zaman geçtikçe konular da üst üste binecek. Özellikle de inkılapta işiniz zorlaşır. Gerek yok. En baştan sıkı tutun. Böylelikle hani sözeli full'e yakında yapabileceğiniz için sıkı tuttuğunuzda sayısaldaki yanlışlarınız çok da etkilemeyecek şeyi. Ya tabii ki sayısalda da yanlışlarınızı az tutun da, yani sayısal her zaman ortalamaya baktığınızda daha yüksek yanlışlar çıkan bir bölüm. O yüzden hani sözleri iyi yapın ki motivasyon olsun. Ben öyle düşünüyorum yani. Kaynak alırken bence öğretmenlerinize danışıp alın. Çünkü piyasada çok fazla kaynak var. Ve her yılda artarak çoğalmaya devam ediyor. Bu yüzden öğretmenlerinize danışıp alın. Bazen çok iyi olarak bildiğiniz kaynaklar bile öğretmenler tarafından beğenilmeyebiliyor çünkü. Senenin başından sonuna kadar mutlaka bir ajandanız ya da işte soru planı yapabileceğiniz bir defteriniz vesaire bir şeyiniz mutlaka olsun. Çünkü öyle zamanlarınız olacak ki bir süre sonra çok fazla şey çözdüğünüz için şimdiye kadar. Bir süre sonra diyeceksiniz ki ben şimdi 2 gün önce ne yapmıştım? Bir şey çalışmadım mı acaba falan demeye başlayabilirsiniz. Ben de öyle olmuştum mesela. O yüzden soru kaydı tutun ki ha evet ben 2 gün önce bunları yapmıştım ve bu çok iyi bir soru sayısı atıyorum hani. Bu sizin yıl içinde istikrarlı bir şekilde çalışmanıza sebep olacaktır. Okulun ilk zamanları kategorisinde bitirdiğimize göre 3'e geçiyorum. O da Kasım tatili, ara tatiller, sömestr. Şöyle ki ben ilk olarak şeyi öneriyorum ama bunu ihtiyaca yönelik algılarsanız sevinirim. Çünkü herkes için uygun olmayabilir bu dediğim. Online dersler olursa eğer Kasım tatilinde ya da işte Nisan'da falan. Şöyle ki hocalarınızdan izin alıp derslere katılmayabilirsiniz eğer eksikleriniz yoksa, dediğim gibi. Hani tek hedefiniz artık soru çözmekse, sorulara odaklanmaksa bence hocalarınızdan izin alıp derslere katılmasam olur mu diyeyim ya da derslere katılsam ama arkadan soru çözsem olur mu diyeyim. Ben öğretmenlerime öyle diyordum. Çoğunlukla da kabul ediyorlardı. O şekilde. Yani bunu öneririm çünkü soru sayısı olarak hani
ikiye bile katlayabileceğiniz bir zaman zarfı o online eğitim süreci. O yüzden bence bu zamanı göz ardı etmemelisiniz. Çünkü böyle 1-2 hafta boyunca sadece ama sadece ders çalışabileceğiniz tek zamanlar bu zamanlar okul sürecinde. O yüzden bence bunların kıymetini bilmeliyiz. Güne erken başlamanızı öneririm bu tatillerde. Ben genellikle 6.30 gibi kalkıyordum. 7'de masaya oturuyordum. 7'den artık akşama kadar falan ders çalışıyordum. Tabii ki aralar da var. Aralıksız da çalışmayın bu arada. Sabah derse başlamanın şöyle bir artısı var. Sabah kafanız bomboş oluyor. Yani gün içinde daha bir şey yaşamadığınız için onları kafaya takamıyorsunuz. Beyninizin arkasında o güne dair bir şey dönmüyor. Ve bu büyük bir avantaj bence. En azından bende öyle oluyordu. O yüzden boş bir kafayla sadece sorulara odaklandığınız için çok daha verimli oluyor. Her ne kadar gece ben verim alıyorum deseniz de aslında sabah çalışmak da bence çok önemli. Şimdi biliyorsunuz ki, belki bilmiyorsunuzdur, söylemiş olayım. Birinci dönem sonunda birinci dönem soru bankaları çıkıyor, bir de denemeleri çıkıyor. Benim tavsiyem size, eğer konu eksiğiniz yoksa, yine söylüyorum, her seferinde de söyleyeceğim. Konu eksiğiniz yoksa maksimum 1-2 tane birinci döneme ait soru bankası bitirip kalan tüm vaktinizi denemelere ayırmanız. Çünkü LGS de aslında baktığınızda bir deneme. Bu yüzden de soru bankalarından çok deneme artık deneme esaslı çalışırsanız sizin için faydalı olur. Geldik ikinci dönem zamanına. Artık ikinci dönemin başından bir tık sonrasında soru bankalarınızı bitirmiş olmanız gerekiyor. Ama belki yılın başında bilinçsiz bir şekilde kaynak alıyor olabilirsiniz. Bu normal. Bende de oldu. Hani onları bitirmediğiniz için bence moralinizi bozmayın. Çünkü sonuçta sizin de düşündüğünüz gibi çözmeye değer ve çözdüğünüzde size bir şey kazandırabilecek kaynaklar değilse çözmenin bir anlamı yok. Zaman kaybı. Onun yerine kaliteli kaynaklardan kaliteli sorular çözme sizin için daha iyi olacaktır. Ve artık bu saatten sonra denemelerdeki yanlışlarınızı göz ardı etme gibi bir lüksünüz yok. Zaten en başından beri olmamalı ama bu süreçte bunu çok daha sıkı tutmalısınız. Her bir yanlışınızı anlayana kadar çözün bence. Ve bunu bir zaman kaybı olarak görmeyin. Çünkü mesela diyelim ki işte 2 ile 4 arası benim soru çözmem gerekiyor. Ama 1'de çözdüğüm denemede işte 5 tane yanlışım çıktı. Bu demek oluyor ki ben 5 tane sorunun nasıl çözüldüğünü bilmiyorum, mantığını bilmiyorum. Ve belki de bunlardan biri LGS'de çıkacak. Bu olabilen bir şey. Ve siz o 2 saatlik soru çözeceğiniz kısmı, atıyorum 1 saatini çözemediniz, 1 saatini 5 soruya ayırırsanız 5 tane çözemediğiniz soruyu öğrenmiş olursunuz. Ama belki de 2 saatte atıyorum 100 soruda 5 tane yanlışınız çıkacak. Ve atıyorum eğer yanlışınıza bakmasaydınız o 2 saatte soruların hepsi doğru çıkacaktı. Bu nedenle sizin ne yaptığınıza değil ne yapamadığınıza odaklanmanız daha faydalı olur. Bence soru sayısından çok yanlış yaptığınız soruları öğrenmeye bakın. Ve asla ama asla son denemelerinizin sonuçlarını kafaya takmayın. Gerçekten bu o kadar garip şeylere şahit oldum ki. Yani LGS anı cidden bambaşka oluyor. Orada son denemesi 15 yanlış olan biri 5 yanlış yapabiliyor. Son denemesi 5 yanlış olan biri 15 yanlış yapabiliyor. Öyle bir zaman diliminde soru çözüyorsunuz. O yüzden bence son denemelerinizi kafaya takmayın. Ve bu arada eğer sonuçlar çok iyi gelirse de fazla ümitlenmemenizi öneririm. Tabii ki en güzeli olsun. Ama bazen öyle olmayabiliyor. Mesela benim son hani LGS'ye bir gün kala çözdüğüm son döneme full gelmişti. Ama LGS'de öyle mi oldu? Hayır. Ve ben bunun hayal kırıklığıyla çok uzun bir süre yaşadım cidden. O yüzden ne fazla ümitlenin, ne çok yelkenler fora yapın, hiç gerek yok. Nötr bir şekilde sınava girin ve çıkın. Gelelim son kategoriye. Stres, kaygı, aile baskısı. Streslenmeyin demekle stresin geçmediğini biliyorum. O yüzden bu konuyu biraz açmak istiyorum. Çoğu önemli şeyde olduğu gibi LGS hakkında da stres yapmanız çok normal. Çünkü dediğimiz gibi lise hayatınızı belirleyecek önemli bir sınav. Ama şunu unutmayın ki LGS sizin sağlığınızdan ya da mutluluğunuzdan daha değerli bir şey değil. Ve eğer bana kalırsa şu anda stres yapmak mantıksız. Çünkü sene içerisinde ne kadar gelişeceğinizin farkında değilsiniz şu anda. Denemelere bakış açınız öyle bir değişir ki siz bile şaşıracaksınız bazı zamanlar. Ama eğer stresi şimdiden yaparsanız sene başında stresin de doğuracağı yanlışlarla birlikte gelişiminizi göremezsiniz. O yüzden en azından kendi gelişiminizi görebilmek için bile stresi azaltmalısınız. Aile baskısına da gelecek olursak ben şanslı kesin dedim ki aile baskısı yaşamadım. Ama eğer sizin aileniz yapıyorsa veya yapacaksa sadece çalışın derim. Çünkü yapamayacağınızı düşünmeleri geçici bir şey. Çünkü siz yaptıkça o düşünceden uzaklaşacaklar doğal olarak. Bu yüzden cevabınızı sadece çalışarak vermenizi öneririm. Eğer hani genel anlamda sizin de yaşadığınız sınav stresini onlar da yaşayıp size yansıtıyorlarsa şöyle düşünün, onlar da bu süreci ilk defa sizinle yaşayacaklar. Yani büyük ihtimalle öyle. Bir kendinizden 2-3 yaş büyük abiniz veya ablanız yoksa
ilk defa yaşayacaklar. Bu nedenle sizin yaptığınız gibi hani onların da stres yapması çok normal ve çocuklarının geleceği hakkında da endişeleniyor olabilirler. Bunlar normal şeyler. Sadece aşırıya kaçmamak tabii ki daha güzel. Ama hani denemelerinizin sonuçları artık ortalama bir şekilde belli olduktan sonra kaygılar da yavaş yavaş gidecek. Şu an her şeyin başında olduğunuz için böyle çözülemeyecek gibi gelen şeyler aslında birkaç ay sonra çözüme kavuşacak bile. Vereceğim tavsiyeler bu kadardı. Evet, hani zor bir süreç, yorucu, hani her anlamdan yıpratıcı. Ama inanın göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Ve sonuç yani ne olursa olsun siz sağlıklı ve mutlu olduktan sonra gerisinin aslında bunlar kadar bir önemi kalmayacak. Ayrıca lise her şeyi belirleyen bir yer değil. Tabii ki hayatınızın önemli bir kısmı ama her şeyi lise belirlemiyor. Daha bunun üniversitesi var, belki master'ı var. O yüzden kafanızdaki stresten vesaire kurtulup hani sınava odaklanmanızı öneririm ben. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakıp başarılar diliyorum. Hoşçakalın.